taraf var. Demokrasi isteyenler ve istemeyenler. Biz demokrasi isteyenlerin tarafındayız ama kimin demokrasisini savunuyoruz? Biraz onlardan bahsetmek gerekiyor. Biz kendimizi sadece kendi çalışma alanlarımıza, bir sürü demokratik kitle örgütü var, dernek var, birçok alanda çalışma yürüten dernekler var. Biz kendimizi sadece kendi çalışma alanlarımıza, kendi faaliyetimiz alanlara sıkıştırmamalıyız. Bugün kayyum gündeminde bir eğitim dayanışma kooperatifinin ne işi var diye düşünmemeliyiz mesela. Biz eğitim hakkını savunuyoruz. Ana dilde, çok dilli eğitimi savunuyoruz. Din dersleri kaldırılsın diyoruz. Aynı şekilde Hakkari'deki kayyuma da karşı çıkmaz durumdayız. Üniversitelerde kayyumlar atanmıştı. Belki Türkiye'nin bu tarafını, aslında belki kayyum kavramını üniversitelerle tanıdı. Ama biz dedik ki Kürdistan'daki belediyelere atanan kayyumlara karşı çıkmadan, Kürdistan'daki belediyelere atanan kayyumlara karşı eylemli bir şekilde Türkiye'de de orada da bir mücadele sürdürmeden üniversitelerde de bir şey yapamayız. Üniversitedeki mücadeleyi de sürdüremeyiz. Eğer bugüne geldiğimizde de bugün yine bir demokrati sorunu var. Demokratikleşme, ılımlı siyaset, normalleşme süreçlerinden bahsediyor kimileri. Tekrardan bir anayasa yazalım diye bahsediyor. Biz tüm bu sorunlara karşı şu cevabı veriyoruz. Biz emekçiler, ezilenler olarak nasıl ezildiğimiz ne kadar farklı olsa, kadın olduğumuz için eziliyoruz, Alevi olduğumuz için, Kürt olduğumuz için eziliyoruz. Ne için ezildiğimizden bağımsız olarak bir araya gelerek bir mücadele vermek zorundayız. Biz buna inanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kayyum politikalarının arkasındaki AKP-MHP iktidarını küçük ortağı şöyle övünüyordu. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı kaya gibidir, kaya diye. Onlar kendilerinin kaya gibi olduklarını düşünebilirler. Ama onlar kaya gibiyse İstanbul'da ve birçok şehirde devam eden nöbetler de duru birer su damlasıdır. Hepimiz biliyoruz ki su damlaları usul usul damlar ve o delinmez gözüken kayaları delip geçerler. Bir hafta sonra cumartesi günü 29 Haziran'da bu İstanbul'da tuttuğumuz nöbetleri bir mitingde taçlandıracağız. Kartal Meydanı dolduracağız. Kartal Meydanı dolduracağız ki bu ülkede Kürt halkı, emekçi haklar, tüm emekçi haklar, bu ülkenin emekçileri, bu ülkenin 10 bin lirayla geçinmeye çalışan emeklileri, bu ülkenin öldürülen kadınları, geleceksiz gençleri yalnız yürümeyeceklerini görsünler. Bu kayyum saldırısı emperyalist savaştan bağımsız değildir. Bu kayyum saldırısı Türkiye burjuvazisinin emperyalistlerin taş yorulun savaşta taş yorulun olmasından bağımsız değildir. Bu kayyum saldırısı da aynı zamanda yaşadıkları ekonomik siyasi krizden bağımsız değil. Halkın direnişi, işçilerin birliği, halkın direnişi onların saldırılarından her zaman güçlüdür. Bir halkın tutuklayarak, halkını gasp ederek bitiremezsiniz. Halkın direnişi her zaman bu şeylerin üzerinden gelecektir. Mehmet Sıddık Akış nezdinde Türkiye halklarının seçme ve seçilme hakkı ve demokrasiye olan inancı tutsak edilmektedir. Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını ülkenin en büyük emek örgütü olarak kabul etmiyoruz. Bizler emekçilerin sadece mali ve özlük hakları için değil, aynı zamanda demokratik hakları ve toplumun nitelikli, ulaşılabilir, ana dilinde kamusal hizmet alması için mücadele edenlerin sendikasıyız. Hakkari halkıyla omuz omuza mücadele ederek seçme ve seçilme hakkının kayyum politikalarıyla gasp edilmesine karşı duracağız. Bu devletin tarihi, bugüne kadar bu ülkede demokrasi mücadelesi veren dostları, yoldaşları, halkları, Kürt halkını ne zaman diz çöktürmüş ki bu kayyumla da bize diz çöktüreceklerini zannediyorlar. Buradan Hakkari'deki halka bin selam olsun, direnenlere bin selam olsun. Kayyumlarla hiçbir şeyi çözemeyeceğinizi, hakları inkar ederek bize diz çöktüremeyeceğinizi Şişhane Meydanı'ndan tekrar hatırlıyorum. Bu direniş o kayyumlar gidene kadar devam edecek. Direne kazanacağız. Kazanacağız çünkü haklıyız.